Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdilen. Bugün size yine çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Yüz güzelleştirme işleminden bahsetmek istiyorum. Hakikaten bazen hastalarda öyle problemlerle karşılaşıyoruz ki kişi genç olsa dahi kaşlarının düşük ya da orta yüzünün aşağı doğru sarkık olduğu ya da geride olduğu bir takım hasta profilleriyle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar kendilerini resim çektiklerinde ya da kendilerine baktıklarında yüzlerinin çok güzel olmadığını düşünen ya da yüzlerinde böyle yorgun, bitkin, üzgün bir ifade olduğunu düşünen kişiler oluyor. Böyle hastaların asıl problemi normalde yüzdeki olması gereken altın oranın tam net olmaması ve kişiye mesela kaşlar konusunda düşük kaşlı olması, orta yüzün aşağıda olması, alt göz kapağı torbalarının belirgin olması, yanakların birazcık şişkin olması, yani yüzde istediğiniz o V şeklinden ziyade tam tersi bir A şeklinde olan bir yüzle karşılaşabiliyoruz. Böyle kişilerde elmacık kemiği bölgesinde çukurluklar ya da direkt şakak bölgesinde çukurluklar söz konusu olabiliyor. Kaşlar aşağıda olabiliyor. Yüzün orta kısmı aşağı doğru inik olabiliyor. Tabii yumuşak dokuyla ilgili problemler aslında alttaki iskelet sistemindeki yetersizlikler ya da gelişim bozukluklarından kaynaklanan sorunlardır diyebiliriz. Bu tip hastaları gördüğümüzde tabii muhakkak hastayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekirse 3 boyutlu tomografi çekip belki CAD/CAM görüntüleriyle bu hastaları dijital planda yüzlerinin gerçek şeklini ortaya koymak, hem derin yapıları hem yüzeyel yapıları ortaya koymak gerekebiliyor. Ve hastanın da istediği doğrultuda o yüzde neler yapılabileceğini hastalara çok net bir şekilde anlatmak mümkün. Şimdi bu tip işlemler için illa yaşlı olmanız gerekmiyor. Bunlar birer germe işlemi, biraz lift işlemleri olmasına rağmen genç yaşlarda bile bu tip uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Ya da ileri yaş hastalarda da bu tip uygulamaları yaparak beraberinde klasik face lift uygulamalarıyla full face dediğimiz, yani hem brow lifti ya da şakak germesi yapılmış, hem orta yüzü kaldırılmış, hem bişektomisi yapılmış, hem klasik yüz germe ile alt yüzü ve boynu toparlanmış hastalar elde etmek mümkün olabiliyor. Günümüzde güzelleşme cerrahisinde çok farklı, çok güzel seçeneklerimiz, çok güzel tekniklerimiz var ve bunları her geçen günde gençleştirebiliyoruz. Alttaki iskelet sistemiyle ilgili yaptığınız uygulamalar aslında yüzdeki gerçek değişimi en çok yansıtan ögeler. Yumuşak dokudaki çalışmalarla da olabilecek en iyi noktaya, en genç, en gergin konuma getirmeniz mümkün olabiliyor. Hatta bu tip uygulamalarla yüz güzelleştirme cerrahisi, yüz kadınsılaştırma cerrahisi ya da yüz maskülenleştirme cerrahisi diyebileceğimiz kişinin istediği doğrultuda yüze form vermek, hatta biraz daha ileri gidecek olsak kimlik değiştirme programlarından bile bahsedebiliriz. Tabii ki bu tip uygulamalara uygun hastalar var, uygun olmayan hastalar var. Mesela çok güzel bir kişi gelip sizden ben yüzüme şunu yaptırmak istiyorum dediğinde, eğer ki siz bunu normal buluyorsanız bu hastaya hiçbir şekilde müdahale etmemek gerekiyor. Hastanın gerçekten problemi varsa o probleme yönelik olarak teker teker çözümler üretmek mümkün. Ve yüzü bir bütün halinde değerlendirdiğinizde aldığınız sonuçlarda inanılmaz güzel ve inanılmaz farklı hale gelebiliyor. Ve kişi bu ben miyim, gerçekten çok inanılmaz büyük bir değişim yaşadım noktasına geliyor. Tabii ki bütün bunları yaparken normal sınırların dışına taşmadan, asla abartmadan, kişiye ameliyat olmuş hissi vermeden, tabii ki çevresinde insanlar onun değişimini hissetse dahi amacımız olabilecek en fresh, en canlı, en çekici görüntüye getirmek. Bunun için de olması gereken normal kriterler üzerinden gittiğinizde asla abartılı bir cerrahi ya da göze çarpan fake bir durum karşılaşmadan doğal bir sonuca ulaşmanız mümkün olabiliyor. Bu tip cerrahi uygulamalarda iyi planlama, iyi teknik, hızlı cerrahi teknik işlemi komplikasyonsuz bir şekilde ve güvenli bir planda yapmanızı gerektirebiliyor. Böylelikle istediğiniz kişinin hem kaşlarıyla oynayabiliyorsunuz, şakaklarını gelebiliyorsunuz, orta yüzünü kaldırabiliyorsunuz. Bu tip işlemleri yaparken kombine bir takım işlemlerle beraber üst göz kapağını, alt göz kapağı torbalarını, bişektomisini, kaşlarını, orta yüzünü kaldırarak kişinin olabilecek en genç, en canlı forma kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Uygulamalar yaklaşık olarak 2-3 saatlik bir cerrahi prosedürdür diyebilirim.
büyük kesiler olmadan saçın içinden yapılarak işsiz bir şekilde, yani görünmeyen yerlerden kesilerek yapılan uygulamalar o yüzden hastalar için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer hasta ileri yaş grubu ise, yaşlı bir hasta grubu ise beraberine klasik facelift ekleyebiliyorsunuz ki